Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tamam. Şimdi Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ve Tanzim Satış İşletmesi Müdürlüğü'nün bir tarifesini görüşmüş plan bütçe. Tabii biz bunu onaylamıyoruz. Çünkü yapılan artışlar %100'lerin üzerinde. Açma kapama bedeli 200 liradan 750 liraya çıkarılmış. Güvence bedeli de 3000 liradan 6000 liraya çıkarılmış. Bunu fazla buluyoruz. Bir de şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu güvence bedeli, alınan güvence bedelini abonelik fesinde nasıl ödüyorsunuz? Yani aldığınız rakam mı ödeniyor? Herhalde öyledir. Herhalde öyledir. Şimdi tabii Bilgili dairesine soralım. Olduğunu ben de öyle tahmin ediyorum. Hı. Çünkü maskeyi açtık. Siz daha önce su depozitelerinde de buna itiraz etmiştiniz. Evet, itiraz etmiştim. 5 lira, 3 lira depozit alınmış 20 sene öncesi. Yani evet. 5 lira ödüyorsun diye. Evet. Şu an suç işliyorsunuz Sayın Başkan. Biz suçluyuz zaten hep. Evet, suçluyuz. Sizin gözünüzde hep suçluyuz. Yasalara, yönetmeliklere aykırı hareket ediyoruz. Meclisin aldığı kararları uygularız biz. Meclisin aldığı kararların önünde kanunlar var. Evet. Kanunlara uyuyoruz Allah aşkına. Kanunlara uymamız lazım. Neyse, polemiğe girmeyelim. İşte, buyurun söyleyin söyleyeceğinizi. O davayı mahkeme iptal etti, o maddeyi biliyorsunuz. Hı. Şimdi resmi gazete 24 Ocak 2015 29.246 sayılı resmi gazete. Abonelik sözleşmeleri yönetmeliği, tüketiciyi koruma kanunu. Abonelik sözleşmelerini yönetmeliği. Siz bu maddeye red mi veriyorsunuz? Onu Hayır. söyleyeyim bana. Bakın, bir şey okuyacağım şimdi Sayın evet. Başkan. Mahkemenin verdiği bir karar var. İyi de biz hakim değiliz burada. Kararı ben vermeyeceğim yani. Hakim değilsiniz, yönetmeliği. Tamam. Hukuk inceler onu. Müracaatınızı yapın, incelesin. 27. maddenin 3. fıkrası. Satıcı kanun mu okuyacağız satıcı burada? Satıcı veya sağlayıcı fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını veya varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür. Güncel tutarlarını Sayın Başkanım. Kanun maddesi bu. Peki. Buna uymadığınız için buradan Soma halkına da, Maske, Turgut, Manisa halkına da. Siz şimdi gidin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunun. Evet, bulunacağız da. Bulunacağız. Yapın yani. Ya, 14 senedir niye yapmadınız bunu? Sayın Başkan, şimdi siz, yapıyorsunuz. Siz Manisa'yı temsil ediyorsunuz. Belediyenin yeni mi fark ettim bunu? Belediyenin çıkarlarını korumak tabii göreviniz. Ki. O bizim görevimiz. Evet, ama vatandaşı da korumak göreviniz. Yani vatandaşın 3 kuruşuna el koyduk, göz koyduk yani. Öyle diyorsunuz. Bu işlerde bakın, ne ilgili madde siz red mi evet, veriyorsunuz? Red tamam, açıklamanızı dışarıda basını çağırır yaparsın. Yani ben basına meraklısınız zaten açıklamayı. Çünkü ilgili dava açılacak çünkü. Yine açın, dava. Açın efendim. Evet. Daha önce de açmıştınız, kaybettirdiniz. Hayır, kaybetmedik davayı. Neden? Peki. İptal edildi madde ve şu an Manisa Maske Tarifeler Yönetmeliğinde bununla ilgili bir madde yok. Peki. Merak ettim. Bu sene torku ne kadar zam yaptı sıcak suya? Evet, cevap versin arkadaşımız. Yüzde kaç yapıldı? %70 civarında mı yapıldı? %27'lik bir zammımız oldu Sayın Başkanım, ama tabii elektrik giderlerimiz, personel giderlerimiz, yeni yatırımlarımızın giderleriyle birlikte zaten çıkardığımız meclis komisyonuna sunduğumuz raporda 80 kuruş artık ADV'ydi. Düşürüldü. Komisyona ilgili belgelerde sunuldu. Komisyon tarafından 70 kuruş olarak kabul edildi. Evet. Yani bütün giderlerimizin toplamı aslında 80 kuruş civarına denk geliyor. Kafa kafaya çıkarsak öp başına koy. Yani. Ama doğalgazın 1/3 ucuzuna ısınma sağlıyor Soma'da. Yine de onu niye kimse söylemiyor? Başkanım, şimdi bu %27 olmuş. Biz burada %75 arttırıyoruz meskenleri şu anda. Elektrik kaç arttı? Elektrik arttı. Asgari ücret ne kadar arttı? Bu da merkezi hükümetle alakalı. Yani bir dakika şimdi, merkezi hükümete getirme. Hayat şartlarına getiriyorsa o. Sonuçta o yüzden. Bugün o kadar gelir, yarın başka gün olay gelir. Yani sonuçta birbirimize burada siyasi polemik yapmaya gerek yok. Herkes gerçeği biliyor. Açık ve net bir şekilde. Bir şey anlatmaya gerek yok burada. Yani
Yani biz de siyaset yapacağız diyorsanız dışarıda yapın siyasetinizi. Yok, ya. Burada hakkaniyet var. Yani sonuç itibariyle 30 milyonlar orada yapılan yatırımı da size anlatma ihtiyacımı hissedeyim ben burada. O kadar tamiratlar yapılıyor, patraklar yapılıyor, esenjerlerin her sene temizlikleri yapılıyor. Bunları görmezden mi geliyorsunuz? Bir hizmet veriliyor vatandaşa. Ben de isterim. Bedava vereyim her şeyi. Esenjörü bedava dağıttı dedi. Böyle bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Hiçbir zaman da olmadı esenjörün ücretsiz dağıtılması. Sonuç itibariyle bunlar euro bazında dışarıdan, yurt dışından alınıyor. Euro bazına göre TL'ye çevirerek fiyatlaması yapılıyor. Yani polemik yaratacaksak buyurun devam edelim o zaman. Polemik değil. Biz red veriyoruz başkanım. Peki, teşekkür ediyorum. Ya günün şartları neyse komisyon bu konuda çalışmasını yapmış. İş almayalım, kaldıralım o zaman ya. Orada çalışan 40-50 kişinin masrafının neyle çıktığını biliyorsunuz mu siz? Ya elektrik giderlerinin ne kaç para ödendiğini biliyor musunuz siz? Alın bütçeyi elinize, inceleyin bir bakın bakalım gelen giden. Zaten bakıyorsunuz komisyon bunların hepsini görüyor da. Gelir şu, gider bu. Kafa kafaya çıkarsan öp başına koy. Her sene 10-15 milyon lira içeri giriyor orası. Ben de sübvanse ediyorum büyükşehir olarak. Oraya geliyorsunuz ondan sonra aboneliği düşür. Yok anlaşmasını düşür. Ya orası da bir ayakta bir hizmet veriyor ya. Bunu anlamak istemiyorsanız bilmiyorum. Kimi de kanundan bahsediyor işte. Suç işliyormuşuz. E git savcılık orada kardeşim. Şikayette bulun. Evet. Başka var mı söz? Buyurun. Sen eksik kaldın zaten. Buyur. Ya bu üstenci tavrınız var ya. Çoktan beri yıldırıyor. Konuşmuyordun. Ya yıldırıyor. Bu üstenci tavrınız. Neden yılasın canım? Ben şimdi de demin az önce dediniz ya. Gerçeği söyle. Şartlar neyse ona göre biz yapıyoruz dedik. Evet. Tevbi hocam da onu dedi. Güvence bedeli güncel şartlarda neden ödenmiyor o zaman diye. Doğru değil mi? Güncel şartlarda ya yapıyoruz. Ya varsa şikayetin git ilgili yere burası, yap şikayetini kardeşim başkan, ya. Burası, Allah Allah. Burası, ne uzatıyorsun ya? Burası sizin meclisiniz değil. Ek söyleyeceğim bir şey var mı? Ek söyleyeceğim bir şey. Söyleyeceğim şeyi ama böyle. Söyle o zaman. Elini kolunuzu böyle şey yaparak söyle. Lütfen. Söylüyorum işte güncel şartlarda. Sen de böyle yapıyorsun bak elinle. Güncel şart ben olayı anlatıyorum size. Güncel şartlarda diyorsun. O zaman güvence bedelinde güncel şartlarda geri ödeyin. Tamam kardeşim söyleyeceğinizi komisyonda söyleyeyim. Söylüyoruz zaten orada tamam. Çok da dinleyen de yok. Tamam yani. Peki teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Aldınız mı cevabı?